geliyor, kurt geliyor. Au! Aa, Behrin uyanmış. Ablam bir gel ablam, çok güzelsin maşallah. Behrin. Takipçileri hakaret mi? Redragon ne demek? Behrin uyuyordun ablam. Behrin ne yapmış biliyor musunuz? Burada uyuyakalmış. Behrin'i şöyle, Behrin kalk yayın açacağım ben diyorum. Çocuğu zorla kaldırdım. Ablam gel kucağa. Behrin uyuyor muydu yazmış. Alican hoş geldin. Yaşlandım. Ablam gel kucağıma otur istersen. Sandalye çeksen kendine. Aa, herkes Behrin harp yazıyor. Bana kimse yapmadı böyle şeyler. Ha, ne yapsınlar? Ablam döverim seni. Nesrin versiyon 2 geldi. Behrin de RP mi yapıyordu yoksa? Uyuma numarası mı yoksa? Abi 100 tane Behrin uyuyor. Bir dakika, bir dakika. Uyuyor, deyip duruyoruz. Bir dakika, arada bir ban oluştu arkadaşlar. Teşekkürler. Sağolunuz. Düzgün mesaj atın lan. Ya Seray sağ ol. Behrin artık Nesrin kalp atıyor herkes. Sen böyle ya tamam ya. Ben bu kamerayı sevmiyorum. Ben kilo gösteriyorum. Hayır Behrin, genel olarak kameralar bizim genetiğimizi daha kilolu gösteriyor olabilir abla. Bugün Çağrı yayın açmayacak. Neyse öyle ya. Bugünün menüsü ne olacak? Sonuç olarak ne olacak biliyor musunuz? Açılış konuşmasını yaptık arkadaşlar. Hani olur ya şeylerde. Helal ya. Aha. Oo, bugün ben kendimi korona zannettim. Başıma neler geldi onu anlatacağım. Şey dur. Yani. Ya Behrin bir dur ya. Tam şurada uyuyordum. Her şeyi anlatacağım. Sabah herkes benim için helak oldu. Dur şimdi. Ama onun öncesinde menüyü anlatacağım. Annem eczaneye yürüdü o kadar benim. Helak olmadı annem mı? Annem nasıl biliyor musun? Neyse, annem bana nasıl? Bir tane taş getirdi. Sen onu biliyor musun? Ben sabah bir uyandım. Dur, menüden önce bunu anlatmam lazım abi. Sabah bir uyandım. Normalde biz 10'da uyanacağız diye alarm kurduk. Çünkü bugün işte annemin arkadaşının son günüydü. Bugün de gezeriz diyorduk, tamam mı? 10'a alarm kurduk. Tabii ki de ben uyanamadım. Behrin'le ikimiz burada yatıyorduk. Biz, ben burada yatıyordum. Behrin burada. Pardon, ben. Önerdi mi peki? Peki bu açıyı ayarlayamam. Ben burada, Behrin burada diyorum ya. Açıyı ayarlayamadım. Ben burada yatıyordum. Behrin burada. Yani bu tarafta yatıyor. Allah aşkına ben şurada uyuyayım. X, Y, Z düzlemi olarak kafam çok karıştı. 3 boyutlu düşünemiyorum. 2 boyutlu her şey. Neyse. Bir uyandım. Boğazı acımaktan konuşamıyorum. Bak yırtılıyor gibi konuşamıyorum bile. Bir anda anne dedim. Behrin vallahi konuşamıyordum. Anne dedim. Annem de efendim dedi. Anne boğazım çok kötü, ne yapacağım ben? Bir de aklımdaki tek şey ne biliyor musunuz? Ben yayın açacaktım. Nasıl açacağım bu sesle diyorum. Konuşamıyorum. Ondan sonra annem ne yapacağız kızım, ne yapacağız kızım dedi. Panik ay, oldu. Evet bir panik oldu. Herkes annem çok komik. Mutfağa gelmesini bekliyor. Biz zaten ablamız sağlık, o gelmeyecek kahvaltıya. Herkes annem bekliyor. Annem gelsin de kahvaltıya başladı. Annem böyle nefes nefese kalmış. Nesrin'e ne yapacağız? Evet, Nesrin'in boğazı çok ağrıyormuş. Ben korona oldum. Arıyorum falan yapıyorum. Annem sonra pastayı bulamadı. Geldi bana, kızım eczaneye gideyim dedi. Anne git dedim. Annem pastayı bir getirişi var. O benim pastayı bir yutuşum var. Çiğnemedim bile. Abi sana da ölüyorsun. Anneme de aynısını. Anne sanki ölüyor kızım dedim. Bir sakin olsana dedim ya. Ama olay neden patladı? Ben size söyleyeyim. Benim evimde klima olmadığı için ben arabaya bindiğimde klimayı köklüyorum hep, tamam mı? Benim İstanbul'da da boğaz ağrım başlamıştı zaten. Çünkü klimayı çok açıyorum, çarpıyor beni, hastalanıyorum. Hatta bir kez Çağrı, işte biz o rakıya gittiğimiz gün var ya, Çağrı, İbo falan, onları ben götürmüştüm. Çağrı dedi ki bu ne böyle, dondum arabanın içinde, bu nasıl bir klima falan demişti yani. Düşün, klimayı hep köklüyorum. Ondan sonra oradan kalma bir boğazım ağrısı vardı. Bir de ben yine klimaya alışkın olmadığım için burada da annemler full klima eksi açıyor. Eksi 40 derece duruyoruz. Eksi 40 derece. Vallahi evin içine eksi 40 derece bak. Ben geldim yattım ya Behrin'in yanına. Uyuyakalmışım. Büyük ihtimal beni öyle bir çarpmış ki klima her yerimi. Boğazım hastalanmış. Kustuğunuz gün alkollü arabamı sürdün. Hayır o gün değil ya. 3 gün önce story attık ya. O gün araba nasıl süreyim? O gün kusuyordum arka koltukta zaten. O gün işte... Bir
şey olduğu için, ben içtiğim için dedim ki bu sefer de 2 saatliğine öyle oturmaya. Mertler dedi ki rakıya gidelim dedi geçen buluştuğumuzda 3 gün önce salı akşamı mı ne işte hatırlamıyorum. Ondan sonra rakıya gidelim falan filan dediler. Dedim ben içmeyeceğim, arabayı ben kullanırım dedim. Bu seferden sorumluluğu ben alayım dedim. Ben götürdüm getirdim falan dedim. Neyse o önemsiz. Oradan örnek verdim. Klima çarpması hayatımda yaşamadım. Çoğunlukla da klimalı ortamdayım. Çünkü hep alışkınsın işte. Ben alışkın değilim klimaya. Neyse boğazım çok kötü olmuş. Eksi 40'ı tam olarak ölçemedik işte. Termometre dayanmadı ona. Arkadaki gitar en az 5K mı? Biz bunu aldığımızda 400 lira mı 300 lira mı ne almıştık? Şimdi ne şey diyorduk? İki, of pahalıymış pahalı ya. Pahalı diye aldık. Şimdi 1500 lira mı 1600 mi 2000 mi öyle bir şeydi. Baktım ben bu klimaya. Klimaya. Ay klimaya diyorum gitara. Ya sıçayım ki. Tırnaklarını göster diyen var. Aa göstereyim. Ay kamera. Yanındaki kardeşim. Bu sefer düz yaptı. Bütün sayıları söyledim. Bu arada benim gitarım böyle boş boş duruyor diye üzülüyordum. Bugün Berin'in arkadaşları geldi. Gitar gitar falan çalmayı bilen varmış. Gitarı çaldılar sağ olsunlar yani boş durmadı. Şimdi bugünün menüsünü anlatalım abla. Oh. Bugünün menüsü açılış konuşmamızı jel yaptık. Jel tırnak. Dişçiyim aynen Berden. Ondan sonra Berin'le sohbet günlerimize geldik. Daha sonra annem ve babamla sohbet anları. Babama ne izleteceğim biliyor musunuz? Bilerek izletmedim. Babamla benim videom Twitch'ten boşlara çıktı ya. Babama söyledim. Baba senin videonu paylaşmışlar diye ama hiç izletmedim. Babam ilk tepkisini versin diye yayında izleteceğim babama o kısmı. Bakalım ne diyecek. Kesin söylenecek bu ne ya falan diyecek. Neyse işte bir de babamı parolla oynatma fikri. Nasıl fikir annemle babama? Parolla, pasta parola var ya. Tamam neyse boşver abla. Bilmem. Sen bilme boş ver. Bak bir demiş ki ablanı tanıyalım arkadaşım. Arkadaşım biliyor musun? Mesela yeni bir insan tanıştığımda bile işte konusu açılıyor falan Twitch'in. Ben diyorum ki en sevdiğiniz yayıncı kim falan diyorum. Ondan sonra da hype diyor. Evet bugün ne oldu biliyor musun? Ben de benim ablam katmandı biliyor musunuz diyorum. O da ablan Berin hava atıyormuş. Berin onu anlatayım mı? Berin onu anlatayım mı? Bir şey anlatıyorum zaten. Hayır ben anlatacağım ben anlatacağım. Sonra Nesin diyorum oha falan diyor. Ben seni görmüştüm falan. Birkaç tane oldu bu arada. Hayır tamam ben anlatayım. Berin bir tane arkadaşı var Bartu diye tamam mı? Chat'te de hep ben ilk yayın açtığımdan beri aslında hep gelen biri chat'e. Hani Berin'in arkadaşı Twitch'te izleyen biriymiş destek olmak için geliyor. Ama Çağrı'yı bayağıdır takip eden biriymiş. Neyse işte benim haberim yoktu. Neyse Çağrı'yı bayağıdır takip ediyormuş. Çok seviyormuş. Bugün de bizim eve Berin'in arkadaşları geldi ya. İşte o Bartu dedi ki aa dedi Nesrin abla falan tanıştık böyle. Elimi falan sıkıyor. Dedi ki Çağrı abiyle bir gün beni tanıştır mısın falan dedi. Aa dedim sen izliyor musun dedim. Evet dedi o sen tanımıyorken bile ben tanıyorumdur Çağrı abi falan filan dedi. Neyse işte. Ondan sonra cıma ne diyor biliyor musun? Dediğini söyleyeyim mi? Hani sen Çağrı'yla buluştuk diye hava atmışsın ya. Hava atmadım bu arada. Espri yaptım ya. Hani biz bir ara Berin İstanbul'a geldiğinde Çağrı, Samet falan. İşte çıkmıştık ya dışarı. Berin falan. Berin işte o Çağrı'ya hayran olan arkadaşına hava atmış. Hayır dedim ki biz bu arada Bartu benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Her gün konuşuyoruz. Dedim ki bir bakalım şu an kimleyim dedim. En sevdiğin yayıncı falan yaptım. O da Nesrin dedim. Al. Ama hype dedim. Öyle yani. Öyle işte. Çocuk da geldi bana şikayet etti. Berin hava atıyor dedi. Ben dedim ki tamam İstanbul'a gel dedim. Ben ayarlayacağım. Berin çok havalısın. Oh be. Diş teli taktıracağım da ben kaç para bu tel? Bartan. Bizim orada diş teli 18 bin lira. Oha. Ben 5 sene? 20 sene önce. 4 sene önce. 20 sene önce 6 bin lira yaptırdı onu söyleyecek. Evet söyle. Ve hani Antalya'da yaptım. Yani Antalya'nın pahalı geldi. Gerizekalım. Diş telinin kendi giderlerini karşılayabilmesi için ve üstüne para birikebilmesi için 1000 dolar olması lazım. Biz bayağıdır 14-15 bin liraya yapıyorduk ama artık fiyatları arttırdı. Hoca da doçent bu arada 18 bin şu an.
Fiyatlar arttı arkadaşlar. Gidin sorun. Tüm kliniklerde 20 binden aşağı yok artık diş teli. Ama bir anda 18 bin vermiyorsun. 2 yılda taksit taksit veriyorsun. Yani 500-500, 400-400 her ay verirsin. 30 santim tel 1 lira. Kanka haklısın aslında ama o para hiç oluyor 2 senede. Öyle düşünme. Dolge 1200 çok mu? Ya çok... Birazcık pahalı olabilir ama çok kaliteli malzeme kullanıyordur, ona bir şey diyemem. Biz mesela aşırı ucuz yapıyoruz. Yani normalde Antalya'da dolgular 1000 liraymış benim bildiğim. Bizim iş yerinde 400-500 liraya dolgu yapıyoruz biz. Teli biz getirsek indirim olur mu onu bilmiyorum oğlum ya. Ben şey durdum plak mesela. Tak. Sakın öyle bir şey yapma Kayu. Plak tak. Heh, aradan çektim ben mesajı. Ben takmadım. Hiçbir şey de olmadı. Nasıl neyse. Olmadı? Dişlerin halini görmedin mi? Yavşak mısın? Bir git ya. Bilerek dalga geçtim. Dişimde hiçbir şey yok. Şaka yapıyorum. Çok iyi senin dişin ama benden güzel senin dişlerin salak. Ha, şimdi kendi telaf değil benden güzel dişlerin salak. Ablam vallahi bilerek zorbalık yaptım. Bilerek yaptım ama hani espiritüel. Gücü yetene nesinde karşı. Bir şey söyleyeceğim aynen. Güç, bu devirde gücü yetene. Bir tek gücün bir yerine yetiyor. Ne yapayım? Değil mi abla? Senin de gücünün yettiği biriler olur. Benim kardeşim olsa değil mi? Değil mi? Zorbalık yapar. Nesin güzelliğini kıskanıyor benim uçlar. Evet dikit ya. Beğeni hep diyorum ablam sen çok güzelsin. Ben niye öyle değilim? Ben ablamı bu arada zorbalık yapıyorum Instagram'da. Beğenin, salak salak postlar beğenin atıyor. Beğenin bana ne yapıyor biliyor musunuz? Hayır. Mesela atıyorum. Beğenin bana dün dedi ki. Ha dur olayı anlatayım bak yine. Dün. Ben gizlice Antalya'ya geleceğim ya. Beğerin normalde bana hiç neredesin, ne yapıyorsun demez. Dün bir beni şeyleyeceği tutturdu. Diyor ki bana, abla neredesin şu an diyor. Evdeyim, ne oldu diyorum. Eğer evdeysen bana şöyle bir fotoğraf at diyor, tamam mı? Allah Allah bu dedim. Bu hani şu anlamda. Emoji atmış, tamam, şu emoji gibi fotoğraf at diyor. Beğeni salak mısın falan ne alaka ki diyorum. O arada havalimanındayım uçak bekliyorum tamam mı? Sonra gittim kendimi yakından çektim arkası gözükmesin diye. Bir tek tavan gözüktü. Şöyle bir fotoğraf attım evdeyimi kanıtlamak için. Ondan sonra Beğen diyor ki hayır abla yalan söyleme dışarıdasın diyor. Ya Beğen manyak mısın diyorum. Bir de tipim de birazcık kayıklı saçımı falan topuz yapmıştım. Birazcık mı? Reels'taki tipim işte aslında çok da şey değil. Neyse işte dedim ki ablam dedim tipime baksana çok kötü dedim. Bu tiple ben dışarı çıkar mıyım? Evdeyim tabii ki dedim. Aa doğru abla haklısın cidden tipin çok kötü böyle de dışarı çıkmamışsındır herhalde yazdı bana. Ve ben o ara havalimanındaydım aslında dışarıdaydım. Ama fotoğrafı göstereyim mi? Ya gösterme fotoğrafı ya. Reels'takinden çok daha kötü. Gerizekalı Reels'ta güzel halimi koyacağım tabii aptal sana atarken önemsemedim. Hasan abonelikler bedava ne demek ya? Şey atıyorum. Aa Eylül ayı diye bir şey söyleyeceğim. Geçen sene Eylül ayında indirim mi vardı sanki? Öyle bir şey vardı sanki. Bir dakika neydi o? Prime 4 lira mı? Abi hemen 600 abone oluyoruz bu gece o zaman. Ben sana abone miyim? Ben bunu bile bilmiyorum ya. Ben nasıl bir yayıncım? Hiç alakam yok Twitch'le bu arada. Bana iş yerinde bir şey soruyorlar Twitch'te. Bilmiyorum diyorum. Neyse sakin her yıl oluyor. İşte evet hatırladım gibi böyle bir şey. September. Yapmamış mı? Beğen çok güzel. Sağ ol Utku. Beğen'in Instagram'ını soran olmuştu da arkadaşlar. Beğen'in Instagram'ında... Hadi bir güzel. Kabul etmiyor istekleri. Şey diyor. Ben işte tanımadığım kişiler olunca kendimi garip hissederim. Bir şey atamam falan diyor. Sizi tanımadığından değil de hani mesela sizden biri zannedip ya başka evet. Birini kap. Ben bir ara ne yaptım biliyor musunuz? Bak aynısı oldu. Normalde bazen mesajlara cevap veriyorum falan filan ya normal. Ben normalde Instagram'ı çok kullanmadığım için WhatsApp'a bile çok girmediğim için annemin mesajına bile bir hafta sonra dönerim. Öyle biriyim cidden. Arada da böyle mesajlara bakıyorum. Bir tane mesela güzel bir mesaj görüyorum. Cevap veriyorum. Anladın mı? Bizden biri zannediyorum. Meğersem alakasız. Twitch bile ne bilmeyen sadece yürümek için yazan biriyim. Tamam mı? Ve ben ona mesela kalp atmış oluyorum. Bak. Geçen sene yazın. Ama ben kendim görmeden konuşuyorum.
Benim bir saniye arkadan bir şey açacağım. Geçen sene yazın işte bir tane hani benim hesabım açıktı eskiden şey takipçisi de falan görüyor. Bir tane amca yazıp duruyor sinir bozucu. Herkes açık olunca yani sadece bu insan işte konuşmayı unuttum. Anladım. Aa babam geldi. Babamla takım değilmiş. Baba sana acil bir şey izletmem lazım. Ne o? Baba gel. Buraya mı bakacağım? Hayır baba. Gel baba. Sen yapmıyor muydun lan? Baba, babamı sandalyeye oturtur. Baba kendi oturamıyor mu? Baba gel babam. Otur. Dur bekle benim. Telefonu benim bakmam lazım. Benim. Baba hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. Ben seni iyiyim ya. Yatmadın mı sen daha ya? Ha baba yattım şu an. Dur bir full cam alayım sonra izletirim. Allah Allah. Baba herkes Hüso kalp yolluyor gördün mü? Gördüm. Baba uyu istersen şu arkaya uzan sen. Oha uyku yayını. Ben sana bir şey göstereceğim diyorum. Babama bir şey izleteceğim de tepkisini merak ediyorum. Burası sıcak ya klimayı açmak. Evet çok sıcak olmuş bu sefer de. Klimayı kapattım ben hastalanıyorum diye de. Ağzımın sonra boğazı ağrıyormuş. Allah aşkına beni şu klimayı açsana be. Ben de tam terlemiştim. İçeceğim bitti artık. Pipeti yemeyeceğim tamam. Baba şimdi sana izleteceğim şey için ama kulaklık takman lazım. Nasıl olacak bu iş? Gerek yok o zaman hadi. O zaman dur ilk izletmeden önce sana bir oyun oynatacağım baba hazır mısın? Hazırım. Ama ondan önce sohbet mi etsek? Baba klima çalıştı. Baba bak şimdi nasıl bir oyun biliyor musun bu? Şu ekranı açalım bir dakika. Bir tane parola, eskiden pasta parola vardı biliyor musun? Baba nasıl bilmiyorsun ya? Yusuf'u yaşlandırmışsın mı? Hayır babam şu an... Hayır canım ben babama bir şey yapmıyorum ki. Baba nasıl olacak biliyor musun? Seninle bir yarışma yapacağız. Bu yarışmada şöyle. Atıyorum bir şey soracak. A harfiyle başlıyor. B harfiyle başlıyor. Sen de cevap vereceksin anladın mı? Neyle ilgili cevap vereceğim? Baba işte soruyla ilgili. Mesela ben örnek vereceğim sana. Abonelikleri birazdan okuyacağım bu arada. Gördüm telefonundan. Sohbet edeceğiz. Bunu önden bir yapalım. Şimdi başlıyorum baba. Hazır mısın? Başla. Mesela futbolda bir takımın attığı gollerin yediği gollere oranı A ile başlıyor. Futbolda bir takımın attığı gollerin yediği gollere oranı. Avantaj mı? Babamın sesi geliyor mu bu arada? Avantaj değilmiş baba. Avaraj. Avarajmış evet. Sesi geliyor değil mi? Tamam baba biraz var. Şanslı. B harfiyle. Eş anlamlı mısın? Evet yani. Evet. Başarılı. Baba ya. Tamam doğru bildin. Gerçekten hakikaten anlamlarındaki bir söz. Bu ne ya? Gerçekten hakikaten. C. Cidden. Tamam Behrin'le ikiniz yarışıyorsun o zaman. Hayır ben. Şan ve benzeri reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü. Çıra. Helal. Babam işte bak. Köylü adam bilir. Bir işi en iyi yapan işin ustası. D harfi. Bir işi en iyi yapan. Bunu ben de bilmiyorum. Dahi değil. Ha ben gördüm cevabı. Söyleyeyim mi? Duayen. Ha, doğru. Hiç kuşku yok. Kuşkusuz anlamında kullanılan söz. Eminim ki. Emin olmak. Emin yazalım. Aa değilmiş. Satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası. Fatura. Heh helal. İşte.
Bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı ihtiva eden madde. G harfi. Ha, ben biliyorum. Baba söylesene. Ha, o biraz bağır. Adalet uygun bir biçimde doğrulukla adilane. Bu ne ya? Bak nasıl da biliyor. Çoko gibi Hüsam. Bir dakika hangi harf o? H mi? H. Adalete uygun bir Hüseyin biçimde. Hüseyin. Şey, neydi o ya? Hakimiyet mi? Hayır baba. Hakkaniyetti. Ha. Aynen. Gerçeğin gülünç yanını ortaya koyan ince alay. Bu ne ya? Gerçeğin gülünç yanını ortaya koyan. Evet, iyi. İroni. İyimser. İyimser. İroniyi de evet gördüm chat'ten. Ünlü masala göre tavşanın yarışta geçen hayvan. K. Kaplumbağa. Helal. Babam bak köy çocuğu işte bilir bunları. Aa! Ben yanlış mı yazdım? Yanlış yazdım kesin. Kurbağa mıydı lan o? Hayır kaplumbağa. Yanlış mı yazdım? Beyne mi yazdım? Geviş getirenlerden. Aa baba! Baba sana tüküren hayvan hayvanat bahçesinde hatırla. Geviş getirenlerden. Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan yük hayvan olarak kullanılan karadan aka kadar türlü renklerde olabilen tüyleri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan L. Geviş getiren L. Hayvanat bahçesinde sana bir hayvan tükürmüştü hatırla ben küçükken. Beri söyleme. Baba nasıl bilmiyorum? Ya onun değişik bir ismi vardı ya. L ile başlıyor işte. La ile başlıyor. La. Bilemedim onu. Niye, neden bilemedim ya? Neden bilemedim ya? Lama diye bir hayvan herhalde. Oha baba helal nasıl aklına geldi? Virüslerin geçirdiği değişim. Bunu ben cevap vermek istiyorum. Mutasyon. Korkak, alçak, mert olmayan. N harfi. Nezaret diyor. Namert mi lan bu? Olabilir. Evet. Namalup, namalup. Olabilir. Namalup o demek mi? Ne diyor? Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış körüklerden elde edilen havanın su borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen genellikle kilise çalgısı. O ne? Ork mu? Ne harfi o? O mu? Evet. Ork. Evet doğru. Aa süre bitiyor. İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla verilen şey. Ödünç. Kim ölçülerin... Ah süre bitti baba. Babam bilecekti de sen salak salak araya girdin. Değil mi? Aynen öyle. Ben yavaş yazdığım için açtım. Açmadın mı ya? Açtı ya baba. Aa, sıcak geliyor. Tamam oyunumuz bitti. Hüso'yla sohbete geri dönelim. Hmm. Araya bir böyle hızlı bir şey sokasım geldi anladın mı? Benim suçum mu? Babam şey diyor L diyor aklıma gelmedi diyor ya. Bir anda lama diyiverdim. Babam için ısınma turuydu. Müdüre video izletecektin. Müdüre değil babama izletecektin. Baba siz bu aralar müdürle hiç konuşmuyorsunuz. Küs müsünüz? Müdürün suçu var ya. Müdür takmıyor biraz. Problem yapıyor. Ne bazı suçu şeyler var müdürü? Bağırıyor mu? Hayır. Çişini yapıyor ortada. Baba müdür ne yapıyor? Ortaya koyuyor gidiyor. Çağırıp gelsin bakayım buraya. Müdür! Çağırınca da gelecek. Müdür! Babam müdürü insan zannettiği için aklıma çok iyi bir reels fikri geldi. Gelir o gelir. Deniyorum. Abonelikleri okuyayım orada. Payım Bosisav 96 kademe 1 abone olmuş. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Erenk 3. ayını yenilemiş. Batu Calk ilk defa Prime ile abone olmuş. Hoş geldiniz. September kapsamında. Ay September. Arda 4. ayını yenilemiş. Ondan sonracığıma Zeynep'i okumuştu. Hüso Reis ne zaman yayın açacak? Baba sen yayınlara başlamayı düşünüyor musun? Buna zamanım olmaz gibi. Baba biraz bağırsana sesin az geliyor. Nasıl bağıracağım ya? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Yarın denize gidelim. Denize mi gidelim?
Olur. Ama anneanneme de gitmemiz. Drop mu var? Hayır. İnternetlerden çıkın. Telefonda interneti olan çıksın. Bekleyin. Dur. Ne interneti ya? Baba telefonda internete giriyorsan çık. Zaten girik. Çık. Olmaz öyle. Telefon burada değil ki. Tamam. Düzeldi mi? Kesemiyor mu? Ne oluyor? Baba bizim evin interneti çok kötü. Amcamdan kaynaklanıyor. Amcamdan mı kaynaklanıyor? Öyle. Gidiyor bütün şey tek bir para ödemek için. Wi-Fi yeterli gelmiyor herhalde. Düzeldi mi? Emin misiniz düzeldiğine? Uf ya bu evin bu internet sorunu. Bugün TFT oynayamayacağız. Neye? Ses mi kaydı? Aa, ses. Bitti. Baba dur dur. Gel bakayım buraya. Müdür geldi hızlı olun. 50 saniye delay var yazmış. Bakalım kaç saniye. Ne oldu ona? Yayın geçmesi 80. Olağanüstü hal oldu galiba. Nesin çok heyecanlı. Amca ne izliyor ki? Çok delay. Düzeldi. Tam düzeldi. Nice. Telefondan internetten çıktım. Ah müdürüm. Bak müdür. Bak. Baba sakin davran hayvana. Var ya bu. Bu var ya. Öyle bir yaramaz. Aa Berin kaçtı. Çabuk geri tut. Gelir o gelir. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum sen buraya. Bak buraya çökerim. Bekler. Bu mesajı görünce söyle Delay'a bakalım. Müdür küsmüş. Evet babamla müdür bu aralar hiç denk gelmiyorlar. Ben dün geldim ya bir gündür müdür, gözlemliyorum. Hiç sohbet bile ettiklerini görmedim. Müdür kaçamak yapıyor. Yapıyor. Müdür altına işiyormuş arkadaşlar. Altına işiyor değil. Canını istediği yere bize kızıp trip yapıyor. He. Değil mi? Neden öyle yapıyor? Müdür. Kadrajı sığmıyorlar da kendileri geçmiyor ki ben anlamadım. Burası boş. Kaysana baba biraz ya. Sen... Ya af ya. Müdür gel. Gel oğlum. Tamam videoyu izleteceğim. Gidiyoruz mu yarın denize gidiyor musunuz? Gideriz. Ama sabah mı öğlen mi akşam mı? Yarın baba köye de gitmemiz lazım. Anneanneme. Vay. Sabah gideceğiz. 9'da. Sabah 8'de 9'da şey, mı? 9'da kalabalık oluyorsa hatta 8'de bile biraz kalabalık. Bence biz 5'te gidelim. Yok ya. 6'da şey gidelim. İyi tamam gidelim. Biçim mi? Baba şimdi sana... Tamam Beri nereye gideceğimiz sonra konuşuruz. Tamam. Baba düşüncesin ne oldu? Kafamda başka şeyler de var ya. Geçen gün bu arada en son babamı gördüğünüzde babam ben kız isteyemem diyordu ya. İstemiş. İstedi. Asıl kızı isteyecek olan, yaşı babamdan büyük olan beyefendi gelmemiş. Babama kalmış iş. Babam söylene söylene kız istemiş. Ve hiç konuşma bile yapmamış. Demiş ki kızınızı... Ne dedim baba bir anlat. Annemin anlattığı kadarını biliyorum ben. Ya neyi anlatacağım onu? Baba ama yani bir yerde konuşman lazım. Her şey diyorum neyi anlatacağım. Hüsam. Baba beni gece görünce şaşırdın mı? Sürpriz yaptım ya size. Ya sen şaşkınsın be. O ne geçen, demek? Gecenin bir şeyinde bu ben geldim. Yok ben geldim. Şaşkınsın. Baba bir de var ya Havaş bekledim. Havaş'ta tek yolcu bendim tamam mı? Havaş'a gittim. Havaş bomboştu. Tek yolcu da benim. Ne zaman kalkar dedim. Dolunca kalkar dedi. Dedim bu ne, ya dolmazsa dedim kaç saat bekleyeceğiz. Ondan sonra dedi 30 dakika sonra kalkarız dedi. 30 dakika bekledik Havaş dolmadı. Hala tek müşteri benim. Adam benim için o kadar yol geldi zarar etti hatta Havaş yani benzin parasını karşılamadı çünkü bir Havaş 32 liraydı. Neyse işte ondan sonra bindik Havaş'a. İşte öyle geldim. Yürüdüm falan baba. Niye haber verdim? Evet ona göre psikolojimizi hazırlardık biz. Değil mi? Hayır hayır haber verse gider alırdık yani. E baba zaten haber versem gelip alacağımız sürpriz yapmak için öyle dedim. Hoşunuza gitmedi mi? Baba. Gitmedi valla ben rahatsız oldum bu konudan. Ya baba niye rahatsız oluyor? Rahatsız oldum korktum geceleyin ya.
Neye korktun? Neye korktun? Yana seni görünce. Ne oldu ya diyorum kendi kendime. Gidiyor. Sen babamı kandıracaktın. Baba bir gün geçti bir gündür uyuyorsun diyecekti. Gidiyor. Ay baba niye bu kadar sinirleniyorsun ya? Gel. Allah'ım gel barışalım. Baba sen normalde erken uyurdun. Yayın için mi bu kadar bekledin? Yok ya şeye bakıyordum. Survivor'da. Master şey. Master şeyini kazanan çocuk bekliyordum. Ne diyor ya? Babam ne diyor anlamadım. İtalya şeyini kazandı çocuk. Yaz. Master şefi diyorsun. Master şef de Master Plus'ı kazandı. Master Plus'ı mı kazandı? Baba Master Class. Danlo şefi memleketine gidiyor. 3 gündür. Danlo şefi misafiri. Master Plus'ı kazandı ya. Kim gidiyormuş anlamadım da Master Plus. Yağız kazanmış. İtalya'ya gidiyormuş. Master Class'ı kazanmış. İtalya'ya gidiyormuş. Annem, ay babam onu izliyormuş. Master Chef. Baba sana şöyle bir soru sormuşlar ama bak sakın ilk hemen cevap verme. Ben cevap ver dediğinde vereceksin. Tuttuğun takımı o takımın simgesi olan hayvanın sesiyle belli edeceksin. Atıyorum. Hadi be. Şırıntılı. Mesela diyelim ki Beşiktaşlısın kartal sesi çıkar diyor. Ama Beşiktaşlıyım deme diyor. Kartal sesinden biz anlayalım niye diyor. Niye? Beğenin challenge işte. Ya beğenin sen salak mısın? Komik etkinlik işte. Babam yapsın ben de yapacağım. Baba yapsana tuttuğun takımı. Be Rabbim. Hangi takım? Hangi takım? Baba goril sesi çıkardı. Maymun spor. Al bildiler bildiler. Bilirler. Niye bilmeyecekler? Bildiler Galatasaray dediler. Aynen. Gaziantep spor. Cim bom bom. Ben de Galatasaraylıyım. Anlamadım. Müdür korktu diyemem. Müdür korktu kaçtı. Eskiden filmlerin başında yapımcının şeysi Armas olurdu. Çizgi filmde Aslan Kükrer'di ya. Hayır o yapımcı firmasının şeyi. Tamam işte Warner Bros. Erkan. Bir de nereye gittin lan? Baba müdür korktu nasıl hayvan? Müdür oradan çaktırmadan bakıyor. Geri güzelmiş vallahi tam benim bak. Evet. Bir beyaz siyah beyaz oldu. Şimdi Beşiktaş oldu. Bak bak müdüre bak. Görükmüyor. Görükmüyor. Benim bunu ben diyorum sana şunları arada bir şey yap. Getir gene şunu tarayalım ya. Oha! Hadi müdürü tarayalım Erin lütfen lütfen. Bana da makara şey çıkıyor. Bana makara çıkıyor çünkü sen en küçüğümüzsün benim. Yapacak bir şey yok. Babam da daha yaşı ufak ama sen daha ufaksın abla. Ya ben hep en küçüğünüzüm. Öpten artık. GS'de artık enerji var çok iyi. Müdür. Babam, ben babama söylüyorum. Baba senin videoların paylaşıldı falan diye. Babam sinirleniyor. İlk başta sinirlenmiş gibi yapıyor. Sonra yine bu hareketlerine devam ediyor. Ben hadi getirsene şu müdürün tarağını. Hep dökülüyor. Ben sana diyorum bunu arada sırada tarayalım diyorum. Ben hadi abla. Tıraş ettin müdür. Müdür. Müdüre bak. Bak müdüre. Allah'ım. Araya girdi buraya bak. Değil mi lan? Baban da şöhret ışığı var. Baba biri yazmış ki baban da şöhret ışığı var yazmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Öyle bir şey görmüyorum. Ben öyle bir şey görmüyorum. Baba belki abi aynaya canım bakmıyorsundur. Bak yine bakıyorum aynaya işte karşımda ayna. Göremedin mi? Baba şuradaki aynaya baksana bir de burada görecek misin? Baba birazcık öne gel öyle bakamaz. Hayır, ayna da nasıl gözükecek? Bir dakika dur. Ya
onu oynayıp durma oraya. Senin aynayla bakmış halini çekmeye çalışıyorum. Çekemiyorum. Bir de bakayım. Aa, bakışa bak. Bunu beğenin, yapsana. Ya beyaz kabus, teşekkür ederim. Baba, İtalyanlara benzeten var seni. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sesini konuş biraz, duyulmuyor. Evet. İtalyan şeyi var zaten bizde. Neyi var? Bizde İtalyan geni mi varmış? Nereden? Diyor. Öyle diyorlar mı? Kim diyor baba onu? Diyor ki var herhalde, öyle diyorlar diyor. Baksana bu ne kadar çıkıyor ya tüyleri ya. Lan bu... Oğlum senin bunlar... Tıraş etmiyor ya, tüylerini tarıyor. Berin Norveçlere benziyor. Ha, bir mesaj daha vardı, çok iyiydi. Ha, Berin'in mi yaşı daha küçük, babanın mı diye soran vardı. Baba senin mi yaşın daha küçük, Berin'in mi? Saçmalamış. Baba saçmamış da hani sen en son dedin ya benim yaşım küçük diye. Öylesine söyledim. Çok yaşlı değilim anlamında. Sana Berin. Ben sana yap diyorum, şunu yapmıyorsun. İki güne bir şunu yapıyorsun. İki güne yaşında. Bir mi? Kedi tüysüz mü kalsın baba, iki güne bir ne? Kedinin de hoşuna gidiyor. Babamın sesi size iyi geliyor mu? Bir söyleseniz de, yoksa duymak için böyle çok mu zorlanıyorsunuz? Hani Samet'i duymak için çok zorlanıyoruz ya, onun gibi mi? Bak bak beğenin. Neredeyse var ya. Yastık olacak. Müdürün tüyünden yastık şey alalım. Müdürün tüyünden yastık. Yatamıyor ya Rabbim ya. Yastık. O tüylerden bir tane daha müdür olur. Oh. Derin var ya, şuna bak yazık. Ay aaa. Baba yeter artık, tamam. Babamın sesini nasıl ayarlarız bilmiyorum. Bir dakika, şöyle bir formül deneyeceğim size. Baba konuş bir bakayım. Derin ne yapıyorsun? Bakayım. Sesin iyi gelmiyor Derin. İyi mi şu an? Tamam. Babam bir de o tarafa döndüğü için, bu tarafa dönse öyle olmazdı. Baba o tarafa dönüp konuşuyorsun ya, ses dalgaları arkaya gidiyor, bize gelmiyor. Bak şuraya bak, renge bak. Bu renk ne kadar şey. Küre 62'ydi. British. British modeli. Allah'ım sen sabır ver. Benim annem kıskandı mı acaba? Annemi çağırsan ya bir. Abla bir şey söyleyeceğim yeter artık. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben yayını kontrol ediyorum. Babam baba. Mecburen senin gidip gelmen gerekiyor ablam. Sen yayıncı olsan ben gider gelirdim. Tam arıyorum annemi. Mesaj et. Anneniz niye çağırıyorsun şimdi? Sen annemi istemiyor musun? Ya istemiyorum, konusu değil. Babam tek yıldız olmak istiyor. Anne sen niye gelmedin? Küstün mü bize? Yok, küsmedim. Neden küseyim annem? Anne ne bileyim, babama herkes bir şeyler yazıyor ya, sen kıskandın zannettin. Küsmese bile şu an küsesi gelmiştir kadının. Yayında mısınız? Evet anne, anne yayında olduğumuzu biliyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Bilmiyor muydun sen? Baban yayında olduğunu bilmiyordu. Ha, tamam gel hadi. Anne gelirken Red Bull'umu da getirsene. Red Bull şekersiz. Su da getirsene. Bir de su. Annem sen çok cefakar bir kadınsın. Getiriyorsun ya, sağ ol. Tamam buldum, hadi geliyor. Hadi öptüm, bay bay. Nesin Hasan, ufak yastık yaparsın bundan. Baba sağ ol. Ben bunu ben bunu götüreyim eve, müdürü özlediğimde bunu bakarım. Anne hani dip ses mi var? Dip ses olmaması için gain'i kısıyorum. Bu sefer de babamı duyamıyorsunuz. Anne bir dakika dur. Yeni kıstım, babama az duyacağınız, yapacak bir şey yok. Annem kaput, oğlum annem de bu evde ya sonuçta. Anne sen o yer kalmadı mı? Merhaba. Annem bugün beni gitti oralardan aldı geldi. Ben yürüyüş yapacağım, bunu anlatmış mıydım? Neyse işte yürüyüş yapacağım diye çıktım, geri oğlum, dönemedim. Annem dönüştüm. Aldı beni dönüştü. Ayıma benim ısırdım. Siz burada uyuyun bari, ben yayına devam edeyim.
Aa, herkes Nesrin'in annesi. Suzan, Suzan benim annemin adı. Haber veriyorum. Suzan anne kardeş. Herkes sana kalp yolluyor. Suzan kardeş. Ya bu da elimde kaldı ya. Ne bak, tüy bak. Çıktı. Müdüre bakın müdüre. Bak. Bak müdürün hareketleri müdüre bak. Müdüre tüyünü uzatsana bir ne yapıyor bak. Bak. Ya, müdür kendi Allah. Tüyüne ne yapıyor? Uzat baba müdürün uzat. Kendi tüyünü müdüre hemen, uzat. Hemen sahipleniyor. Müdür. Anne ama biz görelim. Anne yemeye çalışıyor kedi onu. Koştun onu şimdi bak buna kızıyor. Ya. Keserim lan seni. Baba. Keserim lan seni. Yalnız baba baba bir sakin ol. Banlatacaksın şimdi beni. Ay bak. Ay ne kadar mutlu müdür. Ya onlar beraber anlaşıyorlar. Müdür güldü. Espride mi suça? Ya yapma kedim ben. Tamam baba hadi. Anne birazcık müdür sen sev de babamdan uzaklaşsın. Allah rızası için. Hüseyin amca sana. Ne yapıyor? Aa, her yerim tüy oldu benim de ya. Hüseyin amca ne yapıyor sana? Müdürün tüylerini mi yoldun Hüseyin? Anne yolmadı ya. Müdür bu sıcak havalarda az kalsın çok sıcaklayacaktı. Şimdi keyfi yerine bak, geldi. Harekete. Bak. Yapma tırmalar. Bununla müdür oynaşıyorsun. Hadi. Tamam, Berin hadi müdürü götürelim. Baba müdüre öyle şeyler söyleme. Senin yüzünden acıtıyorsun ya. Dişin acıtıyor bak, çocuğun. Seviyor. Çocuğun diş acıyor yapma. Anne tamam çok şey. Biraz da kamera ilgilerini al. Tamam şimdi asıl konuya geldik. Babamın videosu. Baba sen sosyal medyaya düşmüşsün. Yani. Bunu izlemek ister misin? Aa. Anne senin haberin var ya onu diyorum. Yeni bir şey yok. Tamam. Sen izler misin? Bak, ama yani. Babama sandalye yok ki. Değil mi sandalye? Ne yapacaksın sandalyeye? Tamam ben yanaşırım oraya. Yani. Baba nasıl yanaşacaksın? Hayır olmaz öyle. Ver. Tak bakayım. Birini de ben mi taksaydım? Baba böyle mi izleyeceksin yani gerçekten? Bir yere oturman lazım. Madem ben gidiyorum. Dur Berin dur babanı izle. Sen tak Nesrin. Ben duyamayacağım artık yapacak bir şey yok. Bakıyorum. Kalkmadım annem getirdi ya. Kukuro selam ya. Ayarladık sıkıntı yok. Baba bak bir tane video var tamam mı? Bak burası bir tane video bekle. Bak bu video 55 bin izlenmiş. Hı. Burada bak izliyorum böyle yayıncılar falan var, komikanlar var tamam mı? Falan filan. Dur ses geliyor mu chat'e? Baba bugün... Bir dakika. Bak sen de varsın videoda. Baba bak bir anda sen çıkıyorsun. Kız istemeye gidiyormuşsun ya. Heyecanlı mısın diyorum. Yok ya ben istemeyeceğim ya ama ben eşlik edeceğim orada. Bir de masaj yap. Niye istemiyorsun? Ben... Sana teklif götürmüşler sen iste diye. Niye bana istemedin niye istemeyi? Bana? Benim yaşım daha ufak. Ay bir son. Ama babamın ev tişörtü. Masaj yap diye. Annesiyle. Bu kadar baba. Herkes seni görmüş artık. Görün yapmışlar işte güzelce. Mi? Amca diye. Sen sevindin mi görünce ünlü olduğunu? Ne ünlüsü ya? Baba ama bunu herkes izledi. 56 bin kişi izlemiş. Bunda ne ünlü olacak? Bunlar ne ki? 1 milyon olması lazım değil mi Hüseyin? Ünlü olabilmek için 1 milyon kişinin izlemesi lazım. Ne kadar olacak? 1 milyon. O zaman arkadaşlar babam ünlü olsun istiyorsanız hemen şurada bakın. Ne alakası var? Şurayı 1 milyon izleme yapmamız lazım arkadaşlar. 6500'de kalmış. Hemen atıyorum. Babam o zaman kendi ünlü olmuş sayacakmış. 1 milyon izlenme yapıyoruz. Ya 1 milyona gerek yok ya. Kaç bin? 500 bin de olur mu? 100 bin olur ya. Kılıçdaroğlu'na bile 100 bin imza topluyorlar. Allah'ım yapayım. Neyse. Hayır boç olan atma. Kapıyı neyse, açtı tamam. O ya. Kapıyı açtı. Ya tamam bu şakaydı bu arada. Şaka makaydı da. Hayır ben gidiyorum.
Öyle işte. Aa. Neyse, sen bu videoyu görünce utandın mı baba peki? Burada ya. Kendini görünce. Ya. Utanmadın mı? Ya orada ben yaşım ufak derken şeyi kastettim ya. Neyi kastettin? Yani, benden daha biraz daha yaşı ileride kişilerle kendimi kıyaslama yaptım. Ondan dolayı öyle dedim. Biliyorum baba, herkes anladı zaten onu. Anlamayan var mı ki? Ya ne bileyim ben. Bize de öyle diyordun, benim yaşım daha ufak. Hüso komikanlar ne ya? Kardeşim 18 yaşında. O ne ya Hüso komikanlar? Ne bileyim ben ya. Babam bilir zaten. Allah Allah, öyle bir video mu varmış bakayım. Komikanlar mı varmış? Evet, dur. Oo, onu kim yaptı? Ama şimdi babam onu görünce kızmasın. Yok yok, kızmaz, göster hadi. Rot balans mı atmış? Çok komikti. Anne sen izledin mi de gülüyorsun anne? Baba kızma bana. Ama bir dakika, bu şimdi Çağrı'nın izlediği tekli yok mu hiç? Sen varsın. Baba baksana, Hüso yazınca sen çıkıyorsun artık YouTube'a. Allah Allah. Evet, Hüseyin yazsak çıkmaz, Hüso yazınca sen çıkıyorsun. İkinci olan mı, en üstteki mi ya? Babamın nicki Hüso abi. Önünde çalışanlar seni ciddiye almıyorlarmış artık. Ay anne tamam, ne alaka şimdi ya. Tamam, birinci. Canlarını okurum lan onların. Baba tamam baba. Babam sinirlendi arkadaşlar, yapmayın. Ben açmayacağım vazgeçtim. Baba niye? Şaka ya, açarsın, bir şey merak yok. Ettim hadi. Sen ya ben anlamadım orada, ben yatıyorum mu, ne yapıyorum ben? Açmıyor. Starbucks'ta çalışan Türk. Ya hayır, açmayacağım abi. Babam belli olmaz Hüsoma. Bir şey yapmaz, bir şey tamam, yapmaz. Tamam tamam, açacağım, bekle bir açayım ben. Hayır ben anlamadım, onu ne zaman çekilmiş, kim çekmiş? Baba uyan, sınavı kaçırdım. Buymuş. Baba uyan, sınavı kaçırdım. Al hadi tak. Ya neyini kıtapacağım ya? Baba duymuyorsun ya sesi. Dur ben duyayım. Ne sesi var? Baba uyan, sınavı kaçırdım. Baba ne zaman oldu diye soruyor. Gerisi yok mu diyorsun? Baba uyan, sınavı kaçırdım baba. Yine kaçıracağım sınavı, nesin? Ben burada sana diyorum ki baba uyan, sınavı kaçırdım diyorum. Hmm. Sen de neyin, hani Behrin'i sınava bıraktık ya biz. Behrin'i beklerken bu evde. Ha. Kaçırdım baba, 36 sene geçti. Biraz bekle. Bak. Merak ediyor musun sürprizi? Tamam, mouse öyle göstermeyelim. Merak ediyorum. Siz duymuyorsunuz ki. Anne ses anlamadım. Gelmez, kulaklığı vereyim diyorum, istemiyorsunuz. Tamam, gerek yok ya, ne yapacağım kulaklığı? Baba ağzına bak. Onun ağzı hep böyle. Merak ediyorum, merak ediyorum. Merak ediyorum. Bu tarz. Peki. Bu tarz. Hangi? Ama ya. Mike Tyson fıcır ne yapıyor? Tamam, güzel videoydu. Baba üzüldün mü? Üzüldüm zaten. O Behrin'in sınavdan çıktığı an mı? He, Behrin'in sınavdan çıktığı an. Behrin sınavdan çıktı ama niye çıktı? Baba ne diyor ona? Anne duydun mu? Behrin ne dedi? Behrin sınavdan çıktı ama niye çıktı? Baba yani. Çocuk ne yapsın? Ölsün mü, tövbe yarabbim. Behrin diz atıldı şu an.
Abi kafayı yiyeceğim ya. İçme elindekini ya. Gıcık oluyorum elindekine. Bir de al benden de. Ya tamam baba, sakin ol. Gerçekten nesin ya? Tamam baba, sakin ol. Yani. Babam sinir oldu. Ya siz bana niye açtırıyorsunuz? Ben niye açtım ki? Niye açtı? Ben işte sinir olmadım. Baba o videoları yani. Sen biliyorsun. O video kaç izlenmiş? Ben sana... Yani her gün ben öbürküden haberim yok. Benim canımı sıkma. Baba 4000 izlenmiş. 4000 izlenme ne ki? 100.000 olsa neyse. Sen Çağrı videoları izlenmiyor mu diyor. Hayır anne, Çağrı değil anne, bu bir tane kanal atmış. He. Kegri Clips severiz. Kegri Clips atar hep. Sen bir şey olmaz ki bununla değil mi baba? Bilmiyorum. Olacak. Olsa ne olacak ki? Ne tamam, var yanında? Tamam sen sinirlenmedin değil mi yani? Yok ya. Aldırıveriz. Neyse öyle işte. Hüseyin abi gizlice telif atacak. Ah oh, baba yavaş ol. Ha baba güzel masaj yap. Oh. Sen ne yapıyorsun burada Hüseyin? Yayına katılayım dedim. Bir gireyim dedim. Ne yapıyor bu Neco dedim. Ya baba Neco demesin. Babam önceden bana Neco diyordu. Artık hala demiyor. Bunlar ne zaman alacak bu taraftaki ruhsatı ya? Sen bu oyun oraya gidin. Bu HGS'ler, MGS'ler, köprüler, möprüler. Dünya sıkıntı. Ya baba şimdi bir dakika. Babam neyden bahsediyor söyleyeyim mi? Ben karşıya gidiyorum ya her gün işe, Sultan Gazi'ye. Sürekli de HGS çok geliyor parası. Bazen de ödemeyi unutuyorum, cezası geliyor 5 katı. Baban da sinirlendi onlara, bana da onu söylüyor şimdi. Ödemiyorsun yani 3 kuruşluk şeyin etsin. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Mesela Avrasya'dan geçmişim. Avrasya 50 lira ödememişim. 250 lira olmuş borcu. Olur mu ya? Avrasya'sı, öbürküsü, ıvırı zıvırı 1000 tamam, kusur lira para yatırdık. Tamam baba dur şimdi bir dakika. 1000 lira sadece köprü geçiş parası mı? Tabii. Yapacak bir şey yok. Free Soul 1. ayını yenilemiş. Teşekkür ediyorum sağ olsun. Yağız Yılmaz bir kişi abone hediye etmiş. Yağız çok sağ ol. Hızlı okuyorum. Arada kaçırırım ben. Şarjım da %1 bu arada. Telefondan da bakamayacağım yakında. Sonra Payne Boysav kademe 1 abone olmuş. Hoş geldin Payne Boysav. Okum bu kadar. Başka da yok. Neyse senin şarjın ne zaman doldu anne? Annem hep bana kızıyor. Ben sürekli şarjım 1 diye gezerim hep. Hep şarjım 1. Nesin umurumdan mı baksana. Ya. Abi ne yapayım? Yayında şimdi o konuya değinmek istemiyorum. Benim de haklı olduğum taraflarım var da yayın çıkışı konuşacağım bu konu hakkında. Aa anneyle baban nasıl tanışmış? Siz bunu anlatacaktınız. Mutfak yayını yapmıştık. Hünkar beğendi yayınında. Anlatacaktı babam. Bunun konusu şimdi mi? Mutfak yayınında yemek konuşulur dedi. Şimdi anlatacağım. Bu arada Suayip 10 kişi abone hediye etmiş. Suayip teşekkür ederim. Herkes merak etsin. Bunu anlatmayacağım. Daha sonra. Ya baba. Ya babam öğrenmiş sürpriz de bir de. Sürpriz bomba. Sürpriz bomba. Allah Allah. Allahsız ya. Hüsnü amcanız gazetenin arkasından baktığı için bana. Gazetenin arkasından sürpriz baktığı bomba. İçin böyle ondan anlatmıyor, tanıyor. Yok hiç alakası yok. Baba peki bunu ne zaman anlatacaksın? Günü geldiğinde anlatırım. Baba yani. Gününün geldiğini nasıl anlayacağız? Anlarsınız ya. Benim şu takipçi sayım artsın biraz. Ya baba ya. Abi babamın hiçbir sosyal medyası yok bu arada, şaka maka. Instagram açtı baba. Şöyle bir Instagram açtı. Babam takipçi şey zannediyor. 100 bini mi bulalım şeyde, komik anlarda, Hüso komik anlarda. Baba hayır onda değil ya. Onda değil Nesin Öztürk. Baba bir... onda değil, onda o değil. O bizim kanalımız değil. Fark etmez. Fark etmez. Babam diyor ki ben olayım da neresi olursa olsun. Tövbe yarabbim, baba senin içinden entertainment adamı çıktı. Yani. Aynen öyle, aynen öyle diyor. Bu yeni mi aldın ya? Sen değişik, ben mi yeni görüyorum? Kamera mı? Hmm. Hep baba bu ilk yayıncılığa başladığımdan beri bu var. Ben bu kamerayı 400 liraya aldım. İkinci elden. Bu ne işe yarıyor bu arkadaş? Hoparlör. O mikrofon sesini oradan alıyor. Hoparlör diyor. Aynen olsun, benzer şeyler. Neyse işte. Baba cidden anlatmayacağım mı? Anlat işte ya. Annemle nasıl hoşunuzuz? Sürpriz bomba son dakikalarda. Ne dedin ne dedin? Sürpriz bomba. Son dakikalarda dedin, o ne demek? Keyfim iyi olduğunu anlatacağım ona.
Sen hep eskiden Nesin gibi anlatıp babam her gün anlatırdı, ben anlamadım. Unuttum Nesin sen. Ben hatırlıyorum da anne babamın anlatması lazım. Anne sen bir şey diyordun tam. Babam gazetenin arkasından bakıyordu, bana da onu diyor. Ha, içeriden spoiler verdi anne. Babam hikayenin içinde şu geçiyor. Babam gazetenin ardından anneme bakıyormuş. Kumi Kumi selam. Sanki fark edilmiyor. Görülmüyor. Ne? Görülmez olmuş babam. Annem de hoşuna gitti bir daha anlatınca. Sanki görülmüyor. Babam şey gibi mi anne? Hani flamingolar kafasını toprağa gömünce görünmüyor zannediyor ya. Aynen öyle. Ne alaka ya? Tamam baba şaka yaptık, sen öyle değilsin. Taktik bu ya be. Buranın ihlali. Ha, deve kuşu, deve kuşu. Anne kimse de beni düzeltmiyor flamingo. Ben onu düşünüyorum, flamingolar öyle mi yapıyor diye. Flamingo zaten suyun içinde dolaşıyor. Öyle mi? Tabii. Ben ağlanıyorum. Çete bakıyorum ya, bir okuyorum bir yandan da. Ay yoruldum vallahi ha, ne yorucu bir yayındı. Her an banlanacağız diye bir ara çok korktum. Oğlum, ne oldu? Anne babam müdüre kızıyordu ya, orada korktum. Baba senin en sevdiğin yemek ne? İzmir köfte. Her istediğinde de değişiyor. Anne harmi sen... yarık değil mi senin? Tamam o da olabilir. Ama peki anne senin en sevdiğin yemek ne? Anne sesin hiç gelmiyor. Benim en sevdiğim yemek yok. Niye? Çok sevdiğim şeyleri artık sevmiyorum. Annem de, sanki psikologla konuşuyor gibi. Niye anne, ne oldu? Bir mantıyı seviyorum biraz. Anne üzülme, ağzın tadı mı gitti? Koronadan sonra gelmedi mi senin ağzın tadı? Gelmedi, kötü gidiyorsun. Annem korona oldu ya, ağzın tadı geri gelmemiş. Şok şok şok. Aa anne. Sadece tatlının tadını alıyor. Hep tatlı tadı. Olsun be anne. İyi işte zayıflarız. Zayıflarsın yani, ben zayıflayamam da. Beraber zayıflarız. Sen vermişten. Zayıfladın zaten. Ben 10 günde kilo aldım. Yani senin teyzem. Yemek çok yapılıyor. Yeni. Berin ile annen ikiz demiş. Ha, Berin ile annen benziyor mu birbirine? Hüsnü uyuyacak şimdi. Baba uyku mu geldi? Yok. Sen normalde kaçta yatıyorsun baba? Yavaştan kaç istersen. 11:30-12. Saat 1. Yarım. Oo, baban 1 oldu mu be? 1 oldu tabi. Uyku saatin geçmiş senin. Bakayım mı? Baba şarjı yok, bakıyor ha diyor, bir de bakmış gibi. Baba yazıyor şurada, saat 1'i 1 geçiyor bak. Tamam babacığım sen babam git yat. Babam var ya, geçen gün saat 2:30'a kadar telefonla konuştu. Bekli. Sıkıntı oldu ya şantiyede. Aa telefonum şarjı bitti işte. Jandarmalar arayalım, jandarmalar. Ya telefonum şarjı bitti, çok kötü oldu. Chat'i nereden okuyacağım? Berin götürdü şarjı yazdı. Berin'e söyleyeyim de şarj aleti getirsin. DP family mi? Allah rahatlık hadi versin. Hadi sana iyi yayınlar. Baba nasıl? Görüşürüz baba. El salla. Anne sen hiçbir şey demeden gidiyor. Annem şarj aleti getirmeye gitti. Tamam Suziko. Baba iyi geceler. Giallo Rosso 4. ayına inmiş, hoş geldin. Teşekkür ederim. Hüso işte normalde çok erken uyuyor babam da. Şimdi bayağı benim için bekledi. Bukuro sağ ol. Ah Nesin, ah HGS'ler olacak. Abi HGS'ler neden öyle oldu biliyor musunuz? Babamın suçu. Benim zaten param yok. Babamın kredi kartıyla HGS'ye para yükleyeceğim. Babamın telefonuna kod gidiyor, tamam mı? Diyelim ki 500 lira yükleyeceğim, 200 lira yükleyeceğim HGS'ye. Babamın telefonuna kod gidiyor. Babamı arıyorum, babam açmıyor. Babam açmıyor. Hiçbir gün babam telefonları açmıyor. Babam açmadığı için de o borçlar birikti. Babamın suçu aslında. Babamın suçu değil de yani ne yapayım? Param yok yani ne yapayım? Canımı mı vereyim? Babamı ödemesi gerekiyordu artık. Anne şu alta takacağım. Ben takarım anne. Bir dakika dur.
Nerede lan bunun prizi? Yok yani anlamıyor. Yalan söyleme Neco, senin hatan. Allah. Annem takıyor, diyor ki Nesrin sen takıyormuş gibi yap. Anne sen ne kadar rolcüsün, ben her gerçeği söylerim. Annem taktı arkadaşlar. Piriz. Anne. Ne anne sen bu aralar... Yazı akışı çok hızlı. Okuyamaz. Hayfın gibi olmuş. Allah'ım yardım et. Anne sen de var ya, Nesrin sen takıyormuş gibi yap. Niye öyle dedin? Haksız. Ne aşağıda değil. Sana taktırmışım gibi durmasın diye değil mi anne? Evet. Aa sana aldım tatlı, yedin mi? Anneme tatlı hiç aldım. Yemedim. Anne hadi, ay anne onun tadına bir baksak ya, yayında gösterdim. Kokoro 101 tatmış. Kokoro teşekkür ederim. Bir porsiyon. Starbucks'ta yeni bir tatlı çıkmış arkadaşlar. Gelin beraber onu test edelim. Kukuro çok sağ ol abonelik için. Telefonu şarja soktuk. Telefonum açıldıktan sonra geri daha rahat abonelikleri okuyabileceğim. Biz nasıl alacağız tadını? Tadını almayacağım. Bu arada size soru. Yarın sabah güzel böyle sohbetli bir yayın mı yapsam? Kendim bilgisayarımdan, laptoptan. Yoksa sahile böyle yürüyüş gibi gidip oturmaya falan, ama çok sıcak olur bilemiyorum. Ya da böyle kafeye gidip telefondan mobil yayın mı açayım? Yoksa mutfak yayını mı? 2 ile 3 arasında kalacaksınız. Büyük ihtimal ben de hangisi uygunsa onu açacağım. Size sormamın bir önemi kalmayacak. Yani şartlara göre açmam gerekecek ama sizin en çok istediğinizi merak ederim. Tamam. Telefonla Antalya'ya gezme yayını. Ama hava çok sıcak. Onu yapamayız ya. Mutfak tatlı diyor herkes zaten. Evet arkadaşlar. Tatlıyı göstereceğim. Dur. Hiç de tatlı gibi duruyor. Kafede mobil. Komik. Dışarıda bayılırsın. Kitchen. Mutfak. Niye sordun o zaman? Ama merak ediyorum yani. İkisi, hepsini yapabilecek kapasitede vakitim olursa hangisini yapayım diye. Kafede mutfak yayını ne ya? Dışarısı da çok sıcak olur. Tatlımız bu şekilde arkadaşlar. Allah ısırmayacağım anne. Göstereyim. Bu yeni çıkmış. Blueberry bilmem ne diye geçiyor Starbucks'ta, tamam mı? Oylama açacağım. Bekle. Tamam birazdan açacağım. Ya canınız çekerse. Abi öyle deme ya. Hiç can sonra, çekilecek gibi durmuyor. Annem öyle diyor. Beklesin. Sonra böyle bunu fışkırtıyorum. Diyet Gigi. İçinden krema çıkıyor. Böyle bir krema. Bak müdür nasıl geldi hemen. Bak müdür geliyor. Bu yoğurtlu, blueberry'li yani yaban mersinli bir kremaymış. Yoğurtlu mu? Müdür geldi gördün mü? Müdür çünkü yoğurt kokusunu hemen alıyor. Şimdi anne bunu yiyebilirsin sen, al. Sen yedin. Göstersene müdürü. Müdür yerde dolaşıyor. Nasıl göstereyim? Dur. Ablam gel. Gelmiyor ki. Nasıl yeniyor? Bıçakla mı kesiyor? Bıçak daha iyi olur. Bir tane aldım tadımlık. Herkes bir lokma yiyecek sadece. Bu 25 liraydı. Abi küçücük 25 lira. Bir tane bu aldım. Bu bence lokma tatlısının şekersiz hali. Maşallah anne. Ya müdür nasıl bakıyor ya? Müdür şu kucağına bir al. Hızlıca al. Ben de o ara kandırayım müdürü verecekmiş gibi. Gideceğim diyor. Hadi ver müdüre. Müdür bak. Versene kızım çocuğa. Anne. İlk bir koklayacak kedi. İstemiyor. Tatlı yiyemez anne. Kedilere yasak tatlılar. Gidecek mi oğlum? Annem direkt kendi veriyor. Anne istemiyor. Baksana kaçtı. Bak sinire bak sinire. Yemedim. Annem. Oynama hayvanın duygularıyla. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Bak Hasan ne demiş. Oynama hayvanın duygularıyla. Sana biri lahmacun verecek gibi yapsa vermese hoş olur mu? Ya Hasan bir git anne. Ne dedim? Beğenmedin mi? Cık. Aa ben beğendim ben bu tatlıyı.
Annem. Dokusu. Benim hoşuma gitmişti. Dışı böyle krep gibi, içi de yoğurtlu bir kreması var işte. Böyle bir lokma da yenilir. On üzerinden puanını ver. 4. Benim puanım 8,5 falan. Ama herkes beğenmez. Benim 8,5 ama çoğu kişi beğenmeyeceği bir tatlı. Ama bence güzel. 8,5-9. Kaç lira verdin buna? 25 lira ama hafif bence güzel. Bu mu hafif? Annem bal gibi. Çok tatlı. Ya da benim anne tatlı eşiğim farklı boyutta olabilir. Neyse tatlı. Bir kez denenebilir. Çok tatlı duruyor böyle dışı. Pütür pütür morlukları var. Kek, öyle. Kekten getireyim mi dolaba? Favorim bu. Ha bir de annem kek yaptı bugün çikolatalı. Yasemin teyzen yaptı onu. Ha Yasemin teyzem. Annemin arkadaşı yapmış. Annem yapmamış arkadaşlar. Yalan söylemiş olmayalım. Ona kaç verirsin? Bu da aynı. Aynı lezzette mi? Evet aynı lezzette. O da 8,5, o da 8,5. Ha belki o 9 olsun. Tamam, el emeği göz nuru. Beri nereye gitti anne? Odasına gitti. Hmm. O da değişti onun. Nesin yeme şüphesi. Abi telefon hala açılmıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Telefona nasıl ben chat'e bakıyordum? Babam pazartesi günü siz Beri'ninle hepiniz beraber İstanbul'a gidebilirsiniz. Aa niye? Ben pazar gidiyorum anne. Pazartesi gitmiyorum ki. Pazartesi işim var benim. O zaman babam pazar günü gider. Beraber hep beraber gidiyor. Anne hep beraber gidelim diyor da benim arkadaşım bana kalmaya gelecek. Bana niye söylemediniz? Ben size söyledim Beyza ile Merve kalmaya gelecek. Hiçbir şey demediniz. Yeni söyledi babam. Ama onların akşam söyledi. İki hafta önceden plan. Ben ne diyeceğim kızlara gidin mi diyeceğim. Baban zaten bir iki günlüğüne gidecek oraya. Ha, Rus niye? Yerine bakmaya gidiyor. Rus yerine bak. Anne biraz sesli konuş. Kurs var ya. Aa gerçekten mi? Evet. Değerine İstanbul'dan kurs bakıyoruz. Çok akıl kârı bir iş olduğu için. Birebir eğitim veriyorlar mı? Anne birebir eğitim bir tek İstanbul'da kaldı. Ben şunu anlamıyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Sanki eskiden olurdu ya İstanbul gelişmiş memleket. Antalya'da yok bunlar falan. Yok İstanbul'da teknoloji var. Anne ben daha kendim 6 yıl önce özel ders bürosundan özel ders aldım. Nasıl olmayabilir? Yok. Şimdi yok muymuş? İşte anlatamıyorsun. Bak gereksiz olduğunu anlatamıyorum. Bu sefer de istemiyorsun bizi diyecekler. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Ama bence de çok saçma ama yapacak bir şey yok. Kim diyor gereksiz diye? Aa tanıyor mu? Knockout gereksiz bence demiş. İstanbul bitik demiş. Ne kursu? Mezuna kalma kursu. Üniversiteye hazırlık kursu. Okuyorum chat'i. Neyse tamam işte okudum chat'i. Takip edenlere sağ olun. Yanındaki kim? Annem. Sap mı gelmiş? Göremiyorum ki gelenleri. Telefon. Ha telefon açıldı. Oley. Tamam kim bekle. Kim gelmiş? Hani abonelik diyor ya. Hmm. Abonelik. Bekle telefonum açılsın. Şey Twitch açayım bakacağım hemen. Yanındaki teyzen. Ay teyzen demişim. Kardeşin gibi duruyor demiş. Teyze. Teyzesi gibi duruyor. Hayır anne. Yanındaki kardeşim mi? Çok genç duruyor yazmış. Ben onu yaşka teyze diye okudum. Pardon anne özür dilerim. Oy. Ludovico 10 bit için teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi abi açıl abonelikler. He. Mr. Kayar Prime ile abone olmuş. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Metin Kaan 15. ayını yenilemiş. Salih T 5. ayını yenilemiş. Endoplazmik retikulum 3. ay. Pico diye 2. ay. Annem unuttu. Türkçeyi unuttu. Endoplazmik retikulum. Onu hatırlıyor mu? Anne hatırlıyor. İyiyse değil ortaokulu. Annem ortaokulda ders vardı ya organelleri işiyorduk. Ben öğrenemiyordum organelleri. Zor gelmişti. Annem oturmuş ders çalışmış. Organelleri kendi öğrenmiş. Sonra bana anlatmıştı. Mitokondri enerji verir bilmem ne diye. Allah'ım ya. Giallo Rosso 4. ayını yenemiş. Şeyda Sem ilk defa abone olmuş.
Başka kim var? Şeyden sen hoş geldin sen de. Hepinize teşekkür ederim. Hızlı hızlı okudum, kusura bakmayın. Fakist 17. ay kutlu olsun. Sağ ol. Mr. Kayar sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Suzi lahmacun yapmayı biliyor mu? İç hazırlamasını biliyorum. Lahmacun içi. Onu da işte içini hazırlıyorduk. Veriyor. Sonra gidiyorduk pideci fırınına lahmacun yaptırıyorduk. Tanesi mesela içini biz dışını o yaptığı için yarı fiyatına yapıyor. Hatta daha ucuz yapıyordu daha değil mi? Daha ucuz yapıyordu. 1 liraya mı yapıyordu eskiden? Öyle bir şey. 50 kuruşa mı yapıyordu? İçini hazırlarsan 50 kuruşuna yapıyordu eskiden de unuttum. Yıllar önceydi. 50 kuruş değildi. 4 lira mıydı 5 lira? Anne ne 4-5'i ya? 10 sene önceden bahsediyoruz. 4-5 lira lahmacun kendisi 3 liraydı o zaman. Anne o zamanlar lahmacun daha kendisi gelmiş. 2 ya da 3 liraydı. Hmm. Bundan 10 sene önce. Doğru söylüyor. 10 sene önce. Oh, oh, neyse yoruldum valla. Lexus'ta otururken. La ekmek kaç paraydı zaten? Yaptırıyorduk. Derin dondurucuya koyuyorduk. Isıtıp ısıtıp yiyorduk. Nesrin lahmacun konusuna yanılmaz. Allah Allah. Antalya'da çok daireleri var, boşuna masraf. Lahmacun şalgam okudum bunu biliyorum Antalya'da da. Antalya'da nerede var? Nerede var? Hadi söyleyin. Annem bak bak chat'e hata yapıyor. Hadi söyleyin nerede var? Nerede var Antalya'da özel ders bürosu? Lahmacun şalgam Allah rızası için bir yaz. Nesin iyi lahmacun? Ama ben hiç iyi lahmacun yiyemedim doğru dürüst. Birkaç tane yemiştim. Onu da anlatmıştım. Develi de yedim diye ama daha sonra aynı tadı bulamadım. Adana'da bile var özel ders bürosu. Var zaten. Urfa işte. Sofrası'nın lahmacunu güzel oluyor. Ama o Antalya'da var anne bir tek. Doyurucu oluyor. Yani çok büyük oluyor. Bir lahmacunla doyuyorsun. Bunun üzerine TikTok videolarını izlememiz yok mu? Hayır. TikTok videosu çekiyor mu Nesin sen? Çekmiyor. O nereden çıktı? TikTok videolar diyor. Anne hayır hani işte normal insanların çektiği TikTok'ları izleyelim diyorlar. Anne. Ya çekmedim salaklarsın. Niye kapatıyor? Anne düşeceksin şimdi. Çekti diyor herkes. Anne hayır çekmedim anlatayım da bari. TikTok değil o normal video çektim. Ne biliyor TikTok musun? TikTok diye yayının var mı senin? Anne TikTok'ta ay yok beni dinle anne. Anlatıyorum şimdi ayrıca olabilir ne olmuş? Ya, ne oldu biliyor ya. Musun? Anne TikTok'ta ne alaka? Güzel videolar da var. Instagram'a Reels atıyorum işte. Aynı şey. Reels demek. TikTok demek. Şimdi ne oldu biliyor musun? Biz hani cezalı oyunlar oynuyoruz ya. Kaybeden şunu yapar, kaybeden story atar falan diye. Bir gün cezalı bir oyun oynuyorduk. Ben kaybettim. Kaybeden de işte bizimkilerin istediği bir videoyu çekeceklerdi. TikTok gibi. Bir tane lahmacun yiyen bir kız var. Küçük biliyor. Çocuk. Ha biliyor musun? Onu izledin mi? Kızı biliyor. Lahmacun yiyen küçük kızı i̇şte şişman anne. Böyle öpüşlü öpüşlü. Ha ben onu çektirdiler. Onu diyorlar. Anne sen babama izletmeyelim anne tamam mı? Nerede çektin onu ben anne görmedim. Anne ya uf, yazmışlar buraya Nesrin TikTok yazınca çıkıyor. TikTok atmadım TikTok'um yok zaten benim. Ben WhatsApp'tan attım bizimkilere. Hemen kanalı var ya değiştiriyor. Ben her şeyi burada ayarlıyorum. Al tak hadi kulaklığını. Ben dinleyemeyeceğim. Ben utanıyorum. Anne ama aynısını çek dedikleri için böyle çektim. Yapacak bir şey yok. Tamam. Utanıyorum. Yapacak bir şey yok. Oh. Hadi açıyorum. Bursa olabilmek için yapılan hallere bakar mısın? Sen bana yardım et ya. Abi gel Erdal abi gel bitmeden ye. Psikolojim bozmuş. Ne yapıyorsun? Anne videoda böyle yapıyorsun ne yapayım? Asıl sen benim. Allah. Gel Erdal abi gel.
Ay Allah. Ya of, bu hareketler. Bu hareketler. Bu neden böyle bir şey yaptı? Ne yapayım? Zorundaydım. Herkes yapıyorsa para veririm. Ne yapayım? Kaç para vereyim yani? 100 lira mı vereyim? Kaç para vereceğim? Allah Allah, para verirdim ya. Bizim kız diş hekim oldu diye sevinirken resim yaptı video. Anne ya. Ama anne herkes çekti. Bir dakika, başkaları da göstereyim o zaman. Bir dakika, başkalarınkini de göstereyim. Kim çekti? Herkes çekiyor TikTok patır patır. Hepimiz çektik. Birbirimize anca ceza veriyoruz zaten biz. Yağmur'u açalım, dur. Bir dakika dur ama. İlk full cam alayım da şimdi bir şey, başka şeyler çıkar falan. Önceden açmıyor mu? Yağmur TikTok. Ay Yağmur TikTok deyince Yağmur çık. Ha tamam. Bu da Yağmur, bizim ekipteki anne. Ona da çektirdiler. Hepimize çektirdiler. Bakacağım onu nasıl çektim. Tamam anne bekle. Onu açamadım ha. Ama nerede kaldığını bilmiyorum. Kuz geliyor. Samet'i de açtım. Hepsini açtım. Dur bir. Kötü gibi ya. Arkadaşlık pesim. Açmasak. Onun da bir tane kızın taklidini yaptırdılar. Oğlum çok kötü. Bir dakika veriyorum. O zamanki. Gel gel beraber. Akım mı TikTok videoları? Görüyorum seni öyle hareketler. Anne akım değil, ceza işte, ceza. Diyelim ki oyuna giriyorsun, kaybeden takımda en kötü oynayan diyorlar bunu yapacak. Diyelim ki. Yapma. Çağrı'dan açtığım için biraz uzun sürüyor. Kendi adıma utandım. Açıyorum. Orijinal değil ya. Yani. Of ya. Allah kahretsin ya. Bir şey söyleyeceğim. Hangimizin ki dalga çıkarı? Dolabın üstüne teker bayağı açmışlar ama. Bence seninki daha cringe. Benimki daha kötü. Bak geri daha şey atlamaya hazırlanıyor. Müdür gibi o da peşinden ayrılmıyor. Şaşırmış ne yapıyor bu diye. Bence Yağmur'unki o kadar fena değil yani. Yapacak. Benimkini de abi o ayranı tasın içinde, baş parmağım ayranın içine değerek aldım. Benimki çok daha kötüydü bence. Noel dayı, Noel dayı var, Noel dayı. Ayağa kalkıp sallanıyorum. Dur dur, Noel dayı açacağız. Bekle, sen dayıyı görmedin. Onunki çok komik ama ya. Onunki komik bayağı yani. Güzel aslında onunki. Bekle. Kim bilir bu? Bu da... bu da bizim ekipte yine Noel dayı anne, tamam mı adı? Nicky yani. Sapık amına koyayım. Bu da kocaman. 2 metre dayıdan tatlı, ben mübarek. Hoşuma gitti yani. Harbi çok troll yok yani. Veriyorum. Sanki aynı şey ışıklara ver. Değiyor. Tam koyduğuna bak ya. Sola gelin. Adara aşıklar diye. Böyleydi. Hepimiz çekiyoruz yani, yapacak evet, bir şey yok. Çağrı çekti mi? Çağrı'nın yaptı mı lan hiç? Dur, Çağrı'nın da var bir tane o, o de. O da sizi gaza getirdi, getirdi size çektirdi. Aynen ama biz kaybediyoruz hep. O, Çağrı story çekmişti, dur. Çağrı'nın da var, bekle. Çağrı TikTok. He, kalender var değil mi? Kalender, tamam. Çağrı'nınkini de açıyor. Sen ses duyuyor mu? Duymuyorum anne. Yapacak bir şey yok. Sen duyuyor. Hani tek sevdiğim bendim? Kalender. Asiktir lan! Hadi. Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar. Ben de çok gülmüştüm buna. Annem de Allah yanlışlıkla LOL'e tıkladım. Annem de çok sıkı hype izleyicisidir. Yok ya, arada sırada izliyorum. Ha, anne yalan söyleme, seni izliyorum. Geçen yayını da izlemiş. Şey yayında izledim ya, hemen açmışsın. Hmm. Lan yanlışlıkla oyun açılıyor, bilgisayarım çöktü. Ercan dede. Aa Ercan da var. Tamam Ercan'ı da açayım. Ercan. Ay dur, Triel TikTok. Gel anne. Annenin nick ne Twitch'te? Boş ver anne, söyleme, boş ver. Ben de bilmiyorum. Annem de bilmiyormuş. Adı soyadı falandı işte, dur. Tamam bu son olsun artık. Bu da
Bizim Tiriel. Şu Ercan'ın şeyini atsan artık. He tamam. Allah affet. Hani bizde Ercan dur. Ben de kafayı daha var. Ercan işte bizden yaşı büyük olduğu için biz ona dede diyoruz işte. Lakabı onun da dede. Askerim affet. Allah affet. Dede dedikleri gibi önce geldi. Ben öyle şeyleri bilmiyorum anne, hiç askere gitmedim. Öyle mi diyorlar? Ha, işte Ercan dede bu da. Evet. Tamamen bitirme, durdura. Başlangıç kombinliyorum da yalan abi, bir sarsın. Onu çabuk izle. Yere atıp bir video göremiyorum. Çoraplar, evin halı deseni, ne bileyim yani her şeyi anladın mı? Şey bu hangisiydi? Küfürlü yazmış biri. Aha. Küfür mü vardı o ara? Bilmiyorum hiç. Orta yaralıyor uçurumdan. Bak şimdi. Evet yapacak. Çare etmiyor hali. Attıktan sonraki elin öyle hava olmuş. Bak. Çok iyi lan. Riot Games reklam filmi amına koyayım. Oğlum şakasız çok iyi. Valla çok iyi. Hayır, ben onlara WhatsApp'tan attım işte. Ha, onlar yayınladı. WhatsApp'tan açtılar. Anne onlar da yayınlamıyor. Yayında izliyor ya böyle. Tamam. Yayında biri alıyor mesela, katman isim paylaşıyor. Çağrı Spider-Man TikTok mu var? Tamam oğlum yeter artık, TikTok izleyesim gelmedi. Kendikini açtım zaten. TFT bilgisayarım kaldırır mı bilmiyorum yayında ya. Ben gideyim artık. Ne olur Mami'yi aç. Tamam Mami'yi de açayım anne, öyle git. Mami'yi ama şey yaptırdık anne. Onunki Mami uzun ki bir TikTok. 4 Mami TikTok. Bekle. Çok uzun bir TikTok ama bu. Sonra git anne. Küfürlü açma mı? İyi tamam açmıyoruz. İlk aç diyorsunuz sonra açma diyorsunuz. Açmadım. Ya yine LOL'e tıkladım of ya. Tamam onu sonra annem gidince izleriz. Hadi anne git. Hayır anne, o yüzden demedim. Bir aç diyor, bir takım aç diyor, bir kişiler açma diyor ya. Orta yolu bulmak adına öyle söyledim. Aha mousepad'im bile yok. Defterin üstünde mouse'um şu an. Nasıl oyun oynayacağım bilmiyorum. Getirseydin annem mi? Kardeşim ya senin adın hikayesi var mı? Benim adımın hikayesi yok da Berin'in var. Berin'e herkes bir isim istiyordu. Ve Berin aylarca ismi yoktu. Berin hastanede kaldığında bile Bebek Öztürk yazıyorlardı. Yani soyadı bizim, ismi Bebek. Bebek Öztürk yazıyorlardı. Berin ismi yoktu. Karar vermemiştik çünkü. En son bir tane kağıdın içine şey yaptık. Herkes istediği ismi yazdı. Berin de daha minnak elleri var ya, parmakları. İşte böyle elini içine daldırttık falan. Hangisini seçecek diye Berin kendi ismini kendi seçti. Öyle. Mesela ben Eylül istemiştim. Annem, anneannemin adını istemişti, Mümine. Dedem Hazar istiyordu. Hazal mı, Hazar mı? Hazar, Nazar. Ha, Nazar istiyordu dedem. Ben Eylül istiyordum. O zaman Kınalı Parlı vardı ya. Ha işte Emrah o zamanların bir diziden. Babam Berin isteyendi işte. Berin çıktı. Betül falan yani. Betül falan da vardı aynen. Betül isteyen de vardı. Ondan sonra... Sude de vardı. Sude de vardı. De. Berin, bir sonra istek atmış sonra yine. Biz onu kabul etmedik. Ben ve kabul etmedim. Olay şu, Berin çıktı, biz kabul etmedik, bir daha çekeceğiz dedik. Bir daha çekildi. Berin çekiyordu değil mi anne onun? Berin hani çok küçük, nasıl çekiyordu? Tutuyordu kağıdı, içine sokuyorduk. Bir daha çekelim dedik ve yine Berin çıktı. Ama o zamanlar babam bize oyun oynadı mı diye düşünüyorum ama biz kendimiz yazmıştık isimleri. Evet. Oyun oynamaz. Yok, oyun İki yapmadı. Kez çekildi, ikincisinde de Berin çıktı yani, şansa bak. Yapmaz babam hile ya. Bir tane de ceza niyetine isim koysaydınız. Mümine işte. Ya anne. Mümine ismi. Mümine Naz istiyordu bir tane de. Mümine Naz. Anne çok zor okunuyor ama Mümine. Ha, evet. Annem ama ne yapmış? Annesinin ismini istemiş. Ne yapsın ya? Neyse anneanneme yarın gideriz. Mümine anneanneme.
Kaybettiği masa yok adamın. Allah'ım babamı övme peşindeyim herkes. Ay yeter artık ha babama. Kaybederse bunalıma girer. Behrin'i kim yazmış Hüsam? Evet babam Behrin istiyordu. O da niye istiyordu? Nesrin Behrin çok uyumlu diyordu. Bir de Behrin prenses demekmiş. Biz neyiz? Bir de o günün takviminde Behrin yazıyordu. Ha, bir de o günün takviminde Behrin yazıyormuş. Son harflerimiz çok uyumluymuş. Nesrin, Behrin, Hüseyin. Baba anlat bakayım. Babam da kapıdan bakıp gidiyor. Baba bir gelsene. Oradan gizli gizli bizim dinliyor. Babam gizli gizli bizi dinliyor. Baba! Sanki hiç anlamamışız gibi. Var ya böyle baka baka gitti ya. Bir de şimdi duymamazlıktan geliyor. Hala dinliyor bizi. Benim ismimin hikayesini anlatayım mı? Dur benim ismimin hikayesini anlatayım. Bugün ismimle ilgili konuşuyorduk. Ben yine sinirlendim. Şimdi ben doğmuşum. Benim babaannem ve benim annem benim ismimi Rüya koyasıları gelmiş. O Rüya ismini nereden buldun? Babaannen dedi. Babaannem demiş ki kızın adını Rüya koysak olur mu? Onun çok sevdiği isimmiş. Rüya. Ben de çok sevdiğim bir isim Rüya. Ben ismimi değiştirecektim de E-Devlet olayı eskiden yoktu. Artık herkes Nesrin Devri yapacak bir şey yok. Babaannemle, annem karar vermişler Rüya olsun diye. Babam da tamam demiş. Hüso bizim var ya, Hüso sizin çok sevdiğiniz. Tamam demiş, Rüya olsun. Hani babalar gider ya kimliği çıkarttırmaya çocuğun. Babam gitmiş hainlik yapmış. Nesrin yapmış. Gitmiş Nesrin yazdırıp gelmiş. Rüya'yı yanına bile bari yazdırmamış. Yazıklar olsun ya. Nesrin de babaannemin adı. Gitmiş annesinin adını yaz. Ya daha babaannem kendi bile kendi ismini istememiş. Nesrin istememiş, Rüya istemiş. Sen niye babaannemin adını yaptırtıyorsun bana? Baba bak yine geçiyor. Baba gel anlat bu durumu be. Bir de bakıyor ya geçerken. Şöyle bak, bakıyor yürüyor böyle. Alfa eşittir Hüso. Kral. Ya hiç Allah bile Allah. Valla hiç oralı bile değil. Sanki duymamış gibi. Bir oraya geçeyim, bir oraya geçeyim. Abi ya beni sinir ettiler işte. Ben bu hikayeyi duydum. Aa dehşete düştüm. Hadi babaannem tuttursa o eski zamanlar. Şimdi 98 yılı eskiden de o zamanlar. Dese ki benim ismim olacak. Ben anlarım. Annem de yeni gelin yazık bir şey diyemem falan filan derim. Hani o zamanlar öyleymiş çünkü. Babaannem kendi gel, de gel. Kendisini istemiyormuş ki. Gelmiyor. Işıkları kapatıyor gidiyor tek tek. Hüso yaptıysa laf yok. Sizce Rüya ismi mi daha güzel, Nesrin mi? Bence Rüya. Ben bir de Rüya'yı niye seviyorum biliyor musunuz? Hani vardı ya hayat bilgisi dersinde Rüya diye bir kız vardı, hatırlıyor musun? Ben o yüzden Rüya ismi olmadığına çok üzüldüm. Ben küçükken Rüya ismini çok seviyordum. Hayat bilgisinde... Ses geldi vay. Lekola 10 bit atmış. Alfa'nın öz evladı Hüso. Allah'ım Lekola sağ ol. Ha. O zamanlar ben küçükken Hayat Bilgisi diye bir dizi vardı. Şimdiki nesil bilmez. Benim neslim bilir ama. Neslim deyince bile Nesrin gibi anlıyorum. Nesrin Z kuşağı değilsin ondan. Aa, evet ben Z kuşağı olmadığımı öğrendim ya. 2000'den sonrası Z kuşağıymış. Ben Z kuşağı değilmişim. Neyse. O zamanlar işte Hayat Bilgisi'nde başroldeki çocuğun karşı komşusundaki kıza aşıktı. O kızın da adı Rüya'ydı. O kız da çok güzel bir kızdı. Hatırladım şimdi. İşte o yüzden Rüya'sını çok severdim. Cumhuriyet Başsavcısı 5 kişi abone etmiş. Çok çok teşekkür ederim. Baba yine babam sürekli geçip geçip bizi izliyor ya. 50 kez geçti kapının önünden gelmiyor. Kapıya tuzak koyalım. Bir kamerayı koyalım. Oy. Basa söyleme direkt Rüya, neden Rüya diyorsun? Ay ne bileyim. Efendim. Kamerayı götürelim oraya. Anne kamerayı götüremeyiz. Kabloyla bağlı. Tamam. Annem de kablosuz kamerasını zannetti. Z kuşağı 2000 sonrası dediler bana. Evet. Milenyum. Anne sesin gitti. Öyle diyorlardı. Milenyum çocuğu. Anne bir dakika bir sesini bir düzelt. Milenyum ben mi oluyorum? Hayır 2000 kuşağı. O zamanlar milenyum kuşağı diyorlardı. Nesin bu anlattın RP'yi milenyum çocuğu ben diyorlardı. RP diyorum gerçekten anlattım. Bayağı abi lütfen babamı takip et. Hayalet gibi ya. Anne babamı takip et. Benim ayağa kalkasım yok. Altım müsait değil. Göremiyorum ki. Babam ne yapıyor biliyor musun? Göremiyorum ki. Şimdi tamam ben taklit edeceğim anne bir dakika. Şimdi buradan A noktasından B noktasına gidiyor tamam mı? Kapının eşiği bu. Biz de buradayız ya bize şöyle bakıyor. Böyle yürüyerek gidiyor. Korku filmi gibi adam bilerek yapıyor ya. Multiversus'u oynarım da şu an oynayamam İstanbul'a dönünce. Neyse senin şeyin kolay mı? İçmiyorsan bana ver ben de içeri gideyim. Anne bu bitti Aa, bile. Bitmiş mi? İç sen onun kalanını. Tamam. Bunlar kulağıma acıtıyor benim. Acıtır anne tamam. Ya bak annem dayanamadı ben tüm gün takıyorum. Niye takıyorsun ki o kadar çok acıtıyor şey.
Annen takmayıp ne yapayım? Duyacağım ya sesleri. Oradan aç, duy. Anne oradan açarsam, bilgisayar sesini açarsam yansır ya mikrofondan ses, iki kez gider. Hmm, ben üç yapılayım. Annem diyor bilgisayarın hoparlöründen aç. Ah Suzi'm. Biz sen zekisin anne. Anne sakın uyuma tam ben yayın kapatana kadar. Seni mi bekleyeceğim? Evet beraber İyi, tamam. Bir şeyler izleyerek uyuruz. Sen git içeride takıl şimdi ben geleceğim. Balkon var ya çok güzel. Buz gibi esiyor sanki klima çalışıyor. Ha. Ve müzik sesi geliyor dışarıdan. Ha. Evet. Aa, balkona türkü barda türkü söylüyorlar. Türkü barda türkü söylüyorlar. Ben bugün yürüyüş yaparken duydum canlı müzik falan vardı sahilde. Tamam Suziko. Kapıyı kapatsan anne. Annem gitti. Balkondan mobilyayı. Balkondan mobilyayı açamayız neden biliyor musun? Işık sıkıntısı olur. Işığı açarsak da hamam böcekleri geliyor. Antalya'da biliyorsunuz ki çok hamam böceği var. Işığı bilerek açarak oturmuyoruz. Işığı açınca çünkü böcek geliyor, sinek geliyor. Balkondan mobilyayın GG yani olmaz. Abi, IQ düşüren TFT var mı diye sormuşsunuz. Bilgisayar kaldırmaz. Bir de ben iki monitör olmadığı için, yani karşıma tek bir şey olduğu için kontrol edemem diye korkuyorum. Beri'nin bilgisayarı burada aslında. Bir yandan buradan baksam oynayabilir miyiz TFT sizce? Dur bakayım bir. O kadar da video hazırlamıştım, o videoları sonra izleriz. Konya altındayım, ametist ben. Laptop, Beri'nin laptopu var yanımda şu an. Altındaki yayın yaptım da laptop, evet. Çok iyi rel yaptık, benim ağzım yoruldu çünkü. Dün tam yatmaya gittim. Yatarken şey yapıyorum arkadaşlar. Neydi onun adı? Telefondan TFT oynadım dün bayağı bir yatmadan önce. Nesin dün sen yayında yoksun, o kadar eğlendiler ki neler kaçırdın neler. Gerçekten çok mu eğlendiler? Abi ben full uçak bekliyordum ve şarjım çok azdı dün. Dün ben var ya Reels'ı çekerken yetişemeyeceğim diye aşırı korktum hani annemi şaşırma anına. Reels çekiyordum ya şarjım çok az, uçağa bindim falan. Uçağa bineceğim rötar yedi, bir saatim var ama çok takılamıyorum telefonda. Şarj aleti de yok yanımda. Baya %10 şarjı baya bir 3-4 saat idare ettirmeye çalıştım. Karaman. 13. ayını yenilemiş. Teşekkür ederim Karaman. Sağ ol. Hoş geldin Karamel. Cumhuriyet Başsavcısını okudum. Cumhuriyet Başsavcısı kendi de 6. ayını yenilemiş. Teşekkür ederim. Lekola 20 bit atmıştı. Orada atmış. Sağ ol. Nesrin House of Dragon izledin mi? Yok izlemedim. Ne Reels'ı çektin izlek? Oha Can, yoksa senin haberin yok mu? Instagram'da bakabilirsin. Abi böyle bir selahat da yok. Bu arada ben burada vlog'a başlamadım arkadaşlar. Vlog çekse miydim? Insta'ya post mu attın? İnanmam. Vallahi attım Can, beni takip etmiyor musun? Selekler duruyor evet. Bu kadar kötü reklam olmaz. Ya kanka ne yapayım? Kendi yayınımda kendi reklamımı yapıyorum aslında. Çok bir şey olmaz. Ya iyi tamam, yarın deneyeceğim çekmeyi. Bu sefer 15 dakikalık kısa yapacağım. İyi geceler, ben kaçar. Kalanlara iyi izlemeler. Freesal çok teşekkür ederim şimdi kadar izlediğin için. Kendine iyi bak. Senin Instagram'ın neydi? Ya Can sen RP mi yapıyorsun? Cidden mi soruyorsun ya? Yuh artık Can Yaşar. Sen hep chatte olan birisin. Daha beni takip etmiyor musun? Neyse arkadaşlar. Şöyle bir challenge başlattım. 8500 görüntülenme olmuş Reels. Oy. Bu yayın bitene kadar 10.000 olacak. Nasıl fikir? Bir TFT oynayacağım. Bir TFT'de 10.000'e ulaşacağız. Challenge'ımız bu. Var mısınız benimle? Yoksa yok musunuz? Saçma mı yoksa? Kolay mı? Nasıl kolay lan? 1500 görüntülenme. Tam 8500 şu an. TFT'yi deneyelim bakalım. Lekolu 10 bit dağıtmış. Teşekkür ederim. Şimdi buradan Twitch'i açacağım. TFT'yi öyle deneyeceğim. Yani chat'e laptop'tan bakacağım. İnşallah şarjı vardır. İnşallah vardır. %16. Tamam. Yettiği kadar. Bir el oynarız sonra kapatırız ama ya. Birazcık yoruldum. Ya bot mu takmayın, döverim sizi Can. $300 yazmış bir de ya.
Seni takip etmemiz için bize neden söylüyor? Self engineer. Neden biliyor musun? Çünkü ben reels'lar atıyorum. Bir tane atınca ben. Ya ne bileyim, sevmiyorsan takip etme zaten. Seviyorsan et. Çünkü bedava zaten, anladın mı? Ben herkesi takip ediyorum mesela. Bakıyorum bazıları 200 kişiyi falan takip ediyor. Ben 1000 kişiyi takip ediyormuşum Instagram'da. Ben önüme geleni takip ederim. Eğer seviyorsam yani. Oy. Hüso'nun fanıyım ben ya. Lekola teşekkürler. Son foto kaç yıl önce? Abi son foto ne? Video atmışım size Reels. Daha ne istiyorsun Afras? Atacağım. 2 tane daha Reels'ım var. Onları bekleteceğim ama. Gözlük değiş. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.